Ankara Orman İşletme Müdürlüğü'ne atanan İbrahim Şanlı ile 42 yıl İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü'nde görev yapan ve emekliye ayrılan Nevzat Kaçar'a mesai arkadaşları tarafından veda yemeği verildi. Ankara Orman İşletme Müdürlüğü'ne atanan İbrahim Şanlı ile 42 yıl Orman İşletme Müdürlüğü'nde görev yapan ve son olarak personel şefiyken emekliye ayrılan Nevzat Kaçar'a mesai arkadaşları tarafından veda yemeği verildi. Yemek sonrasında Şanlı ve Kaçar'a plaket takdim edilirken hayırsever iş adamı Muzaffer Samda ise altın taktı. Yemekte ilk konuşmayı yapan Orman İşletme eski müdürü İbrahim Şanlı, İnegöl'deki müdürlük görevine 2003 yılının Temmuz ayında başladığını ve yaklaşık 4 yıldır müdürlük yaptığını ifade etti. Şanlı bu süre zarfında kendilerine destek veren herkese teşekkür etti. Bayburt iline atanmamız da son buldu. 1996 senesinde Türkiye'nin değişik birkaç yerinde görev yaptıktan sonra tekrar İnegöl İşletme Müdürlüğü'ne geldik. Hayriye Bölge Şefi olarak yaklaşık 5 yıl kesintisiz hizmet sundum. Bunun akabinde Kastamonu, oradan sonra Tavşanlı ve yine 2003 yılında işletme müdürü olarak İnegöl'e tekrar döndüm. Yani 19 yıllık meslek hayatımızın yaklaşık 12,5 yılı bu işletmede geçti. Mesleğe başladığımız ilk günlerde çocuk olanların çoğu evlendi, askere gitti, çocuk sahibi oldu. Bizler görevimizi yapmaya, ifa etmeye çalıştık. Tabii ormancılık mesleği meşakkatli bir meslek. Özellikle İnegöl bizim zor meslek alanlarımızdan bir tanesi. Özellikle sanayinin yoğunluğu, pazar büyüklüğü, İnegöl'ün şehir nüfusunun büyüklüğü bizim mesleğimizi güçleştiren ama bir o kadar da zevkli hale getiren bir ortam hazırladı. Hatasıyla sevabıyla görev yapmaya çalıştık. Tabii devlet memurunun kaçınılmaz sonu diyeyim ben artık. Emeklilik ya da tayin. Biz de genel müdürlüğümüzün uygun görüşleriyle Ankara Merkez Orman İşletme Müdürü olarak geçtiğimiz hafta içerisinde görevlendirildik. İnegöl'den ayrıldığımızda sevinmiyoruz, üzülüyoruz. Ama yeni görev yerimizde de görev yapacağımızı ve orada da İnegöl'ün yetiştirdiği bir bürokrat olarak sizlerin bizleri olgunlaştırdığını düşünerek görev yapacağımızı düşünüyorum. Şimdiden orada bir kapınızın olduğunu özellikle söylemek istiyorum. Hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Bizim hakkımız varsa helal olsun. Bu çerçevede yine İnegöl'le biz tabii ben Yenişehirliyim. İnegöl'le bağımız kopmayacak. Biz sürekli gidip geleceğiz. İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü'nde personel şefiyken emekliye ayrılan Nevzat Kaçar da yaptığı konuşmasında 1965 yılından beri Orman İşletme Müdürlüğü'nde görev yaptığını ve 45 yıllık süre içerisinde 14 müdür, birçok müdür yardımcısı ve şefiyle çalıştığının altını çizdi. Görev süresince hiçbir haksız işlem yapmadığını belirten Nevzat Kaçar, mesai arkadaşlarına ve müdürlerine de teşekkür etti. İçinde 14 işletme müdürü, birçok müdür yardımcısı ve işletme şefleri, saymanları, memurları ve işçi arkadaşlarımla severek görev yaptım. Bunun yanı sıra teşkilatımıza ait Oylak Eğitim Merkezi tesislerinde 13 yıla yakın idarecilik yaptım. Buraya gelen emekli meslektaşlarıma, bürokratlara ve diğer misafirlere de gerekli saygınlığı göstererek bunların da takdirlerini kazanmış inancındayım. Yüzümün akıyla sürdürdüğüm görevimde haksız bir işlem yapmadım. Her zaman görev sorumluluğu bilinciyle hareket ettiğimi ifade ediyorum. Uzun yıllar acı ve tatlı geçen günlerin ardından siz değerli meslektaşlarım arasından ayrılmak zor da olsa her bir işin başlangıç ve sonu olması nedeniyle herkesin arzuladığı, bizimle eriştiğimiz emeklilik günlerimle yaşam mücadelesi inşallah devam edecektir. Özellikle beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan, iyi ve kötü günler benimle paylaşan tüm mesai arkadaşlarıma, yıllardır beraber çalıştığım kardeşim Fahrettin Kaçar'a hepinizine sonsuz teşekkür ediyorum. Ve bu gecede bizleri gerek altınlarla, gerek plaketlerle ve çeşitli hediyelerle
ödüllendirerek uğurlayan ve bu gecemize katılan tüm amir, memur ve dostlarıma tekrar teşekkür eder. Zor da olsa sizlere veda ediyorum. Hakkınızı helal edin. Allah cümlenize de bu mutlu ve emeklilik günlerine erişmenizi diliyor, saygılar sunuyorum ben. Son konuşmayı yapan Bursa Orman Bölge Müdürü Ali Girgin de Türkiye'de 750 bin hektar alanın ormanlık olduğunu, bazı kesimlerin ifade ettiği gibi ormanların azalmadığını, aksine her yıl 3-5 bin hektar orman alanının çoğaldığına dikkat çekti. Şilat olarak, bölge müdürlüğü olarak 750 küsür bin hektar ormanımız vardı. Bunların ölçümleri bittikçe, bitmeye de devam ettikçe bakıyorsunuz her sene 3000-5000 hektar daha ormanımız çoğalmış. Şuna inanın ki hiçbir zaman Türkiye'nin hemen hemen hiçbir yerinde orman azalmıyor. Belki bazı yerlerde kökler sökülüp yakacak odun olarak kullanılıyorsa da Malatya'da bizim yaptığımız palamut ekimi suretiyle o toprak orada durduğu sürece orası da ağaçlandırılır ve kazanılır. Hiçbir endişesi, hiçbir arkadaşımızın olmasın. İşte bizim bölge müdürlüğü olarak 10 bin küsür hektar böyle kazanılmış güzel anlamda ormanımız vardır. Susurluk'tan girin, Mezit'e kadar ormanın eteğindeki o bozuk baltalık dediğimiz alanların her biri köy kesim düzenini alınmış ve birer defa tıraşlanmış. Şimdi ise oralar gayet güzel koruya tahvil çalışmalarıyla birkaç gömlek giydirerek en güzel ormanlarımızın şeklini almıştır. Buna inanın, bunları bizzat yaşadığım için söylüyorum. Yemeğin sonunda Ankara Orman İşletme Müdürü İbrahim Şanlı'ya ve emekli olan personel şefi Nevzat Kaçar'a plaket verildi ve ardından hayırsever iş adamı Hacı Muzaffer Samdağ tarafından altın takıldı.